de pilav olmazsa olmaz. Değerli Erkan abimle birlikteyiz. Erkan kanı temiz. Hoş geldin. Şimdi bu pirinç meselesini koşa koşa Erkan abinin yanına geldim. Erkan abi, bu pirinçler bu kadar güzel. Yemeklere ayrı bir lezzet katıyor Osmancık'ta. Abi neden buranın pirinci bu kadar güzel ya? İlk önce Osmancık'ımıza, pirincin başkenti Osmancık'a hoş geldiniz. Başkenti hoş buldum Erkan abi, Allah razı olsun. Anlattıklarınızın hepsi doğru. Osmancık'ta yetişen Osmancık pirinçleri bunlar. Peki, yani bunlar farklı bu kadar tadı. İsmi Osmancık, Türkiye genelinde ekilen bir pirinç. Yalnız Osmancık'taki Osmancık pirinci diğerlerinden daha farklıdır. Bunun sebebi de hava şartları. Malum Kızılırmak Osmancık'ın içine geçer. Arabiyon topraklar. Birbirine göre insana değişebiliyor. Nasıl yapacağını biliyor. İnsanların da bu tabii ekim esnasında bir sırları var. Onlar herkes bilmez bunları. Bir de bu artık bu memlekette verilmiş neyi bereket? Bir bereket. İsmi de Osmancık. Memleketimizde Osmancık olduğu için ayrı bir özelliği var bunun. Tarihine bakar mısın? Adeta kristal gibi, pırlanta gibi şu güzelliğe bakın. Peki Osmancık'ta ne kadar fabrika var? Osmancık'ta 10-15 civarında fabrika var. Nüfusun %75'i pirinçle ilgilenir. Osmancık'ın geçim kaynağı pirinçtir. Ya inanın bakın yüzünüz burada diye demiyorum hani yani. Osmancık'tan gelir demiyorum. Tamam. Kuzu ben severim. Kuzu dolma da severim. Çok güzel yapıyorlar burada ama kuzuyu unutuyorsunuz bir an. Allah'ım bu pirinç nasıl bir şey diyorsunuz ya? Onu kaşıklamaya başlıyorsunuz. Kuzu kalıyor orada. Bu Osmancık pirinci ilk defa yiyenler ayrı şu ifadeyi kullanıyorlar. Biz şimdiye kadar pirinç pilavı yememişiz diyorlar. Ben de onu diyorum artık. Erkan abi bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi bu pirinç biraz gözüme farklı göründü. Bu biraz daha tombul mu? Bu ne? İskelet dolmasında bu pirinç kullanılır. Bu mu? Bu da sadece Osmancık'ta yetişir. Bunu başka yerde bulamıyorlar. Başka yerlerde de bunun ekimini yapamazlar, yetişmezler. Erkan abi, şimdi seninle bir şey paylaşmak istiyorum. Misafir davet ediyoruz eve. Ev hanımlarımız, siz, ben. Birbirinden güzel yemeklerle en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz değil mi misafirimiz? Evet. 10 çeşit yemek yaparız. Dikkat ettin mi o yemekte ne konuşulur sadece? Pirinç pilavı konuşulur illa ki. Sence niye? Onun yapılışından, lezzetinden, güzelliğinden öbür yemeklerin önüne geçer. Öbür yemekleri ben 2 saatte yapıyorum. Ama pirinç pilavını evet 15-20 dakikada yapabiliyorsun ama bunun ölçüsünü tuttun mu? Galiba gerçek ustalık burada. Ustalık evet orada. Ya da çok seviyoruz millet olarak biz pirinç pilavını ya da pirinçten yapılan herhangi bir yemeğin. O zaman şunu diyebilir miyiz ev hanımlarımıza? En güzel sofralarda oyun baba kapısı birbirinden güzel lezzetlerin arasında. Yoksa geçti mi? Bu çok önemli. Pirinç pilavını ya da pirinçten yapılan yemekleri misafirlerinize sunmak istiyorsanız, onları şaşırtmak istiyorsanız Osmancık'ta yetişen Osmancık pirincini kullanmaları gerekir. Efendim, bu pirinç pilavını yapan ve yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Osmancık pirinci, çeltik tarlalarından toplanıp işlenmek üzere tesislere getiriliyor. Özel değirmenleri sayesinde kepeklerinden arındırılan pirinçler bu işlem esnasında kırılmıyor. Artık sıra pilavlık ve yemeklik olmak üzere ayrılan pirinçleri çuvallara doldurup paketlemeye geliyor. Ne yapalım? Bizlere de bu eşsiz pirinç tanelerinin orijinal lezzetine kavuşmak için Çorum'a gelmek kalıyor. Hadi bebe. Ünü ülkemizin her köşesine yayılan Çorum leblebisi hepimizin bildiği gibi nohuttan elde ediliyor. Nohudun leblebi olarak tezgahlardaki yerini alması için yaklaşık 1,5 ay süren zahmetli bir hazırlık dönemi gerekiyor. Şu güzelliğe bakar mısınız efendim? Çorum deyince leblebi aklınıza gelir, leblebi deyince de Çorum aklınıza gelir. Evet. İsmiyle inanılmaz özdeşleşmiş leblebi Çorum'un. Efendim İstanbul'dan bir program için yine böyle çıktığımızda hiçbir şey için bu kadar sipariş almadım Mustafa abi. Çorba gidiyorum diyorum. Leblebi getir. Kime söylediysem. Demek ki bu kadar başarılısınız Mustafa abi bu programda. Biz de artık geldik buraya kadar. Şimdi dostlara da leblebi götürmeden olmaz. Nereden gelir ki Çorum? Uçak mı? Leblebi derler bize Mustafa abi. Dostlar merak etmesin. Leblebileri gelecek. Ha, uçak leblebi şey. Siz merak etmeyin. Gelir leblebiler gelmiyor. Bizim aldığımız hangisiydi? Leblebi neden bu kadar? Uçak bak yazı yazı. Leblebi en güzel leblebi neden Çorum'da oluyor? En güzel leblebi Çorum'da olma sebebi Çorum'daki leblebi ustalarının işlerine verdiği önemden kaynaklanıyor öncelikle. Çorum insanının da dışarıya yaklaşık 100 yıldır belki
leblebi hediyelik olarak Çorum'un dışına taşımalarından, bu konuda ısrarlarından yok. Türkiye'de ve dünyada maşallah. Evet. Avustralya'ya 10 yılda leblebi satıyoruz biz. Öyle mi? Evet. Yani en uzak nokta oldu ki söyledim orayı. Benim çocukluğumda Mustafa abi, sarı leblebi vardı. Bir de başıma bela bunun tozu vardı benim. Evet. Birkaç kere ölüm tehlikesi atlattım yani. O zamanlarda toz çok boğazımıza kaçardı çocukluğumuzda. Yiyen bilir efendim ya. Bizim kuşakla bizden önce kuşak. Görüşeceğim. Evet. Bir de beyaz leblebi ve şu şekerli olan leblebi vardı. Evet. Pardon. Ha burada. Evet. Bu vardı. Bunu da herkes bilir. Ama Mustafa abi bunlar niye bu kadar? Maşallah. Yani şu anda 30 civarında çeşitimiz var. 30 çeşit leblebi evet. Var. Çileklisi, limonlusu, portakallısı. Sanki manava geldik. Şuradan baştan başlayalım mesela. Susamlısı var. Ballı susamlı. Hem bal hem susam. Evet. Bu da böyle. O sarımsak soslu bir leblebi. Efendim? Sarımsak soslu. Evet. Yapıştırmadım. Şifa. Evet. Leblebi şifa oldu. Bağırsak pembelliğine çok iyi geliyor. Ayrıca akşam yemeği ile yatma arasında bir avuç tükettiğinde leblebiye de iyi geliyor. Bu ne mi? O da yine baharat soslu bir leblebi. Kaplamalı. Bu yine soya soslu, soya soslu. Ve mısır unlu. Evet, bu da nişastaya kaplanmış bir leblebi. Sakız leblebi bildiğimiz klasik. Trajeli. Bunlar çikolatalı hepsi. Bu da çikolatalı ama sade çikolatalı yani. Şu çikolatalı, kapuçinolu, çikolatalı Türk kahveli. Yıldırcın yumurtası olmaz mı? Sedebildi, evet. Başarırız lan. Bu nasıl bir tat? Evet. Özellikle bu yani... Piyasada çikolata leblebi çoktur ama bunun kıvamı biz ayarlıyoruz. Çikolatanın kalitesinden kaynaklanıyor. Tazeliği, çikolatanın güzelliği, dışındaki kaplama da muhteşem. Evet. Ben şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Tatlarına elinde böyle bir tatma fırsatınız olsa, sanki bir çiçek bahçesi gibi. 30'a yakın çeşit var Çorum'da. Hepsi birbirinden güzel. Çorum'a geldik tabii ki eşe dosta elimiz boş dönmeyeceğiz. Leblebi hediyelerimizi götüreceğiz ama siz de Çorum'a geldiğinizde mutlaka Çorum'dan geçtiğinizde veya bir yakınınız, bir sevdiğiniz Çorum'a giderse bir numaralı sipariş leblebidir. Leblebinin de 30 çeşidi mevcut.